Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, saat 2.30 itibariyle eee kapanışlar e, hemen hemen görülmeye başladı. E, takribi de bu fiyatlardan kapanışlar gelecek. E, bu videomuzda tekrar e, gümüş, gram gümüş, altın olsun e, dolar gram altın bunların analizini yapacağız hangi seviyeler bizler için kritik hangi seviyeler bizler için stop olmamız gereken seviyeler sizlerle birlikte bunların değerlendirmesini yapacağız öncelikle bir soruya cevap vermek istiyorum stop meselesi anlaşılmamış zannedersem arkadaşlar stop meselesi nedir öncelikle size bunu bir anlatayım Şimdi stop meselesi arkadaşlar stop ee, mesela pozisyona gireceksiniz bir yerden alım istiyorsunuz alım yapmak istiyorsunuz fakat korkuyorsunuz alım yapmaktan korkuyorsunuz ee, gümüş gramda ben size bunu anlatayım şimdi arkadaşlar gümüş gramda 329 stop yerimiz bakın şuradan geçen 329 bizim stop yerimiz. Gümüş gramda e, 329 altında bir kapanış gelmedikçe hedef 357 seviyesi. E, şimdi bu stop meselesi nedir dersiniz arkadaşlar? Mesela alım yapmak istiyorsunuz e, fakat alıma girmekten korkuyorsunuz. E, stop, bu stop işte bunun için önemli arkadaşlar. Buradaki 329 benim size verdiğim stop rakamı 329 altında kaldıkça 357 seviyesi e, gram gümüşte hedeftir. E, yani e, siz buralardan bir pozisyona girdiyseniz 329 kırılmadıkça panik olmanıza gerek yok. Ana hedefi beklemeniz gerekir. E, ne zaman ki 329 rakamı yani verdiğim stop rakamı kırılırsa bunu takipte kalacaksınız. Günlük kapanışlarında takipte kalacaksınız. 329 altında bir kapanış görürseniz de bu sefer stop olacaksınız. Alttaki rakamlardan alım yakalamaya çalışacaksınız arkadaşlar. Böyle yaptığınız zaman da ne olacak? Gümüşünüz gram bazında arttırmış olacaksınız. Aşağı yönlü düşüşlerde gram bazında. Yukarıdaki hedefi yakaladığınız zaman da TL bazlı Gümüş gramınız artmış olacak. Ee, o yüzdendir ben size stop noktalarını bildirmemdeki sebep sırf bu yüzdendir. Ee, şimdi gram gümüş 3.29 üzerinde kaldıkça hedefi 3.57 e, seviyesidir arkadaşlar. 3.57 seviyesi gram gümüşte takipte kalacağız. 3.29 altında da bir kapanış görürsek e, bu sefer stop noktamız çalışacak gram gümüşten çıkacağız Tabii bu rakamlar devamlı sürekli değiştiğinden arkadaşlar bu fiyatlarımızı da stop noktalarımızı da devamlı yenileyeceğiz bunları yukarı çekebiliriz stop rakamlarımızı yukarı da çekebiliriz O yüzden beni takipte kalacaksınız Ben zaten size bunları her gün Elliot yöntemini kullanaraktan bulup çıkartıyorum Dediğim gibi gram gümüşteki arkadaşlar 3.29 altında kapanış olmadıkça gram gümüşte hedef 3.57 seviyesidir ilk etapta. 3.57 seviyesi üzerinde de e, tutunur günlük kapanış yapabilirse de 3.74 ana hedef bölgesi haline gelir arkadaşlar. Fakat kısa da ilk hedefimiz gram gümüşte 3.57 3.29'da stop bölgemizdir. Hemen e, ons gümüşe de bakalım ons gümüşte neler olabilir. Evet gümüş ons'a da baktığımız zaman arkadaşlar e, gümüş ons'ta stop yerimiz 14.72. Şuradaki 14.72 gümüş ons'ta stop bölgemiz 14.72 bizim için önemli. Bu bölgenin üzerinde kaldıkça beklentimiz neydi arkadaşlar? 15.58. Evet, bugün itibariyle 15.58 üzerinde günlük kapanış gördüğü için 15.58'i kırılmış sayabiliriz. 15.58 üzerinde de gümüş ons'ta 15.93 ana hedef bölgesidir arkadaşlar. 15.93 bölgesi gümüş ons'ta takipimizde kalacağımız önemli bir seviye olarak gözükmekte. 15.93 yukarıya doğru da kırılırsa gümüş ons'ta bu sefer eee gümüş ons 15 pardon 16.42 16.42 seviyesine doğru hareketlerini devam ettirebilir. E, gümüş ons'ta dediğim gibi 14.72 stop noktanız 15.58 e, bugün itibariyle artık kapanış geldi diyebiliriz. 15.58 üstünde 15.58 üzerinde kaldığımız müddetçe de 15.93 ve 16.42 ana hedeflerine doğru gümüş onsta da hareketler bekliyoruz. Altına bakalım arkadaşlar. Altın onsta da baktığımız zaman arkadaşlar altın onsta stop bölgemiz. Hemen stop bölgemizi belirleyelim. Altın onsta stop bölgemiz 1654 seviyesinde. Ee, 1654 üzeri 1698 destek bölgemiz var ve onun üzerinde de 1724 seviyesinde bir destek bölgemiz var. Bugün itibariyle 1724 üzerinde bir günlük kapanış gördüğümüz için 1724 üzerinde kapanış yapan altın ons'ta da 1755 seviyesi kısa da takipte olmamız gereken önemli bir hedef noktası haline gelmiştir. 1755'i de yukarıya doğru kırıp Üzerinde kapanış yapabilirsek e, bu sefer de Altın osta 1800'lü seviyeler takipimizde olacak. Önemli seviyelerimiz arkadaşlar. 1724 seviyesi altında da. Şimdi bakın arkadaşlar bunu nasıl takip edeceksiniz. Mesela 1724 bugün üzerinde kapanış oldu. Yarın itibariyle 1755 seviyesini takipte kalacaksınız. 1724 kırılmadığı müddetçe. E, 1724 altında kapanışlar gelirse. O zaman aşağıdaki destek 1698 seviyesindeki destek çalışmaya başlar. Fakat biz 1724 üzerinde bir kapanış gördüğümüz için 1755 kısadaki ilk hedefimiz bunu beklenti haline getireceğiz. Pozisyona da girmek istiyorsanız 1654 buradaki stop noktasını göze alıp e, pozisyona girebilir. Yatırım tavsiyesi olmasın. Yatırımınıza da girecekseniz 1654 stop noktasını göze alıp o şekilde e, Al sat kararlarınızı verebilirsiniz bu stop noktalarını ben sizlere o yüzden veriyorum önemlidir Çünkü bu seviyeler kırıldı mı e, Aşağıya doğru Düşüşler Çünkü hızlanır e, Buradan da bir, bir Pozisyondan çıktığınız zaman e, Panik yapmanıza gerek yok aşağıda Hem gram Miktarınızı hem de ons miktarınızı Arttırarak yolunuza devam edersiniz Gram altına da bakalım Gram altına da baktığımız zaman arkadaşlar gram altında ne dedik 374 seviyesi bizim için önemli. Gram altında da önce stop bölgemizi belirleyelim. Hemen kolay olsun bizim için. Önce stop bölgemizden başlayalım. Gram altında stop yerimiz arkadaşlar 352 seviyesinde. Evet 352 seviyesi gram altında bizler için stop olacağımız bir bölge. Onun üzerinde ara destek bölgemiz 372. 372 üzerinde 374. Bu seviyeler gram altında da takipimizde olacak önemli seviyelerimiz arkadaşlar. gram altın 374 üzerinde günlük kapanış yaptı. 374 üzerinde günlük kapanış yapması gram altında da bizim e, öncelikle 386 seviyesindeki direnç bölgesi takipimizde olacak önemli bir bölgesi e, kısa vadede 386'yı takip edeceğiz. 386 da kırılıp üzerinde günlük kapanış yapabilirsek arkadaşlar gram altında bu sefer 399 seviyesi hedef haline gelir. E, 374 Dediğim gibi takipte kalacağız arkadaşlar. 374 altı kapanışlarda 372'de bir ara destek bölgemiz var. Olumsuz pozisyonlarda 372 kırılırsa da 352 seviyesine kadar gram altında sarkmalar 356 olacak burası. Pardon 356. 356 stop bölgesine kadar sarkmalar görülebilir arkadaşlar. O yüzden bu verdiğim gra, e, seviyelerde gram altında takipte kalacaksınız. Önemli seviyelerdir. Dolar TL'ye de bakalım. Dolar TL kurunda neler olabilir? Evet arkadaşlar, dolar kuruna da baktığımız zaman dolar da altın gibi e, rekor seviyelerine yaklaşmış durumda. Daha önce gördüğü e, rekor seviyelerine doğru yaklaşmış durumda. E, dolar TL kurunda da bizim için 6.80 önemliydi. Bu 6.80 üzerinde bir kapanış geldi arkadaşlar. 6.80 üzerinde dolar TL kuru bir kapanış yaptı. Şimdi 6.80 üzerinde bir kapanış dolar TL kurunda gördüğümüz için arkadaşlar yukarıda ilk etapta 6.84'teki e, direnç bölgesi takipimizde olacak. Dolar TL kurunda 6.84 e, bölgesindeki direnç bölgesi takibimizde olacak. Kısa da 6.84 önemli. 680 üzerinde kaldıkça da 684, 6.84'ü de yukarı yönlü kırabilirse 692 seviyesi dolar TL kurunda takipte kalacağımız önemli seviyelerden biri. Dolar e, TL kurunda da stop bölgemiz neresi olabilir arkadaşlar? E, Kısa da dolar TL'de e, önemli bir stop noktamız 666 seviyesinde olabilir. Burayı stop koyabilir yukarıdaki hedefleri bekleyebiliriz arkadaşlar 666 seviyesi 666 seviyesi üzerinde kaldıkça dolar TL'de de ana hedef 723 olarak gözükmekte orta vadede yatırım tavsiyesi olmasın yani 666 seviyesi aşağı yönlü kırılmadıkça dolar TL kurunda da ee, kısa da baktığımız zaman 680 üzeri kapanışlarda 684 ve 692 hala hedeftedir arkadaşlar. Ara destek bölgemiz dolar TL kurunda neresi gözüküyor en yakın? Şurada bir 6.74 var arkadaşlar. Ara destek bölgemiz 6.74'te bulunuyor. 6.80 üzeri kapanışlarda dediğim gibi arkadaşlar dolar TL'de 6.84 kısadaki hedef 6.84'ü de yukarı doğru kırabilirse 6.92 stop loss bölgenizi 666'ya koyuyorsunuz. Ee, ana hedef bölgelerini bu şekilde bekleyebilirsiniz. Ee, şurada İsrail'de takip ettiğimiz bir bölge de vardı bizim arkadaşlar. Üçgen içerisindeki sıkışma. Buranın yukarı yönlü kırılması da hareketi dolar TL'de yukarıya doğru tetikleyecektir. Bunu da takipte kalıyoruz. Ee, şu an itibariyle takip ediyoruz. Şu an yukarıdaki RSI desteğinin üzerinde. Buranın yukarı kırılması halinde 6.92'li seviyeler daha hızlı gelebilir. Buradaki kırılım olacak mı olmayacak mı? Bu da takipimizde olacak. 6.80 önemli diyoruz üstüne basa basa. 6.80 üzerinde kaldıkça 6.84. 6.84'ü e kırabilirse 6.92. Dolar TL kurunda da takip edeceğimiz önemli seviyeler. Arkadaşlar çok dikkatli e, takipte kalın. Hiçbirinizin zarar görmesini istemem. E, çünkü grafiklerde çok şişik. Fakat e, bugünkü kapanışlar neticesinde e, yön hala yukarı gözükmekte. Bunu da ben grafiklerde gördüğüm için söylüyorum. Altın olsun, gümüş olsun, e, dolar olsun, e, yukarı yönlü hareketlerine devam edecek gibi gözükmekte. O yüzden verdiğim seviyeleri, kapanış rakamlarını mutlaka takipte kalın. Önemli seviyelerdir. Herhangi bir olumsuz durumda bu seviyelerin altına gelişler düzeltme hareketlerini de getirebilir. Şimdilik dolar altın ve gümüş tarafıyla ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.